Üçüncü uluslararası katılımlı Erciyes Tıp Günü, Türk silahlı arkadaşları ve tüm şehirlerinden İstiklal Marşı'na, davet ediyorum. Biz gelenekselleşmiş Erciyes Tıp Genç Günleri 2019'a hoş geldiniz. Sanıyorum akademinin en önemli enstantanelerinden bir tanesi kendi bayramını yaşamaktır. Ben inanıyorum, bugünler bizim akademinin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir bayramını yaşıyoruz. Hem 50. yıl kuruluşunu hem de değişik üniversiteden çok kıymetli hocalarını bir araya getirerek çağın bilimi genetik konusunda gelişmiş bilgileri ortaya koyacak, sonra da onları gençlerle paylaşacak. Bu kıymetli günlerde yaklaşık 70 konuşmacımız, davetli konuşmacımız ve 100'den fazla da çok kıymetli bilimsel neşriyat takdim edilecektir. Bu hem Türk bilimi için, Türk genetik bilimi için çok kıymetli bir olay. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olarak 50. yılında böyle örtüşen iki olayı yaşamaktan ben onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Bu kongrenin oluşmasında destekleri olan Erciyes Üniversitesi'nin çok kıymetli rektörlüğü, idaresi, çok değerli personeli, Tıp Fakültesi'nin çok değerli yöneticilerine ve katılımcı firmalara çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar geliniz. Sizleri tekrar bekleyeceğiz. Kalın sağlıcakla. 50. yılımızı doldurduk. Ve bu güzel yılda genetik camiasının çok değerli, çok saygın bilim insanlarının burada olması bizim için ayrı bir mutluluk verecek bir olay. Ben inanıyorum ki bu toplantı, bu kongre çok verimli geçecek ve ülkemizin her bölgesinden çok değerli bilim insanlarının tecrübelerinden, deneyimlerinden, hakikaten hocamızın dediği gibi çağımızın bilim alanı, genetik alanında büyük kazanımlarımız olacak. Bu toplantının burada yapılmasına vesile olan değerli hocama ben çok çok teşekkür ediyorum. Emekleri için kendilerine ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının asıl güzelliği ve önemi sizlerin katılım sağlamış olmanız. Ben buraya katıldığınız için bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Rektör Yardımcım Profesör Doktor Murat Borlu'yu konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, çoğu ben de bir tıp mensubu olarak genetiğin önemini yüzyılımızdaki son yıllarda özellikle aldığı konum olarak bilerek ve üniversitemizin de bu konuda belli bir noktaya gelmesini görerek mutlulukla bu toplantının sizler tarafından onurlandırılmasına çok mutlu oldum. Erciyes Üniversitesi genetik alanında gerçekten yaptığı yatırımlarla, mevcut sahip olduğu değerli hocalarımızla, hem bilimsel çalışmalarla, hem yaptığı yatırımlarla, hem de insan yatırımıyla ve hocalarımızın bu konudaki hevesleri ve aktiviteleriyle gerçekten ülkemizin genetik alanında merkezi olma isteği ve o yoldaki amacı üzerinde yürümeyi hedefledi. Biz de Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü olarak ve Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak gördüğümüz kadarıyla bu amaca hizmet etmek adına her türlü tedbiri almak ve her türlü desteği vermek üzere yola çıktık. Size de ve tüm Türkiye'de genetik alanında çalışma yapmayı planlayan, bizde ortak çalışmak isteyen,
bu konudaki yürüyüşümüze bize destek vermek isteyen siz değerli sayın katılımcılara da bu Erciyes Üniversitesi genetik ile ilgili hem kongre hem de çalışmalara verdiğiniz ve vereceğiniz destekler için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıların her sene yapılması bile bizim için bir yol gösterici oluyor. Çünkü buraya gelirken arabada konuştuk. Yani tıpta ya da bilimde her şey değişiyor. Ama en hızlı değişim hangi bilim dalında, hangi bilim alanında diye bakarsak herhalde bunun genetik olduğunu söylemek sırf bizim genetikçi olduğumuz için değil. Yani dünyada gördüğümüz zaman en hızlı gelişimin bilim alanının genetik olduğunu görüyoruz. Evet, bu hızlı gelişimi takip eden ve bizlere aktarılmasını sağlayan da Münis hocamız oluyor. Evet, şimdi oturumu açabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Bilim değişsin de biz değişik edelim. Evet, zaman hızlı geçiyor gerçekten. Hakikaten değişmiyor. Yani hep böyle iyiyiz yani. Sen olur. Evet. Çok kıymetli konuşmacılar var. Yani güzel konular da var. Bu ilk konuşmayı Ferda Hocam, Ferda Aşkınay Hocam yapacak. Genel düzenleme yöntemleriyle ilgili ve son güncel bilgileri sunacak. Teşekkür ederim. Buyurun. CRISPR Genom Düzenleme Pazarı 2024'te 4.3 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve artık bu konu üzerine kongreler düzenleniyor. Onun için yarım saate bu konuyu sığdırmak biraz zor olacak ama dileğimiz bundan sonra bu konuyu bizim de tıbbi genetik camiasında yoğun bir şekilde ve geniş bir şekilde tartışmamız. Çünkü bir konuya sahiplenen topluluk o konuyu ileriye götürüyor ve ilk sahiplenen de o konusunda en çok deneyimli, en çok uzman oluyor. Ben tıbbi genetiğin tam da bunun için ideal olduğunu düşünüyorum. Tıbbi genetikçiler, klinik genetikle uğraşan kişiler olarak bu konuyu bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dünyada çok yaygın bu konu üzerine son yıllarda yapılmış deneyler, çalışmalar var. Çin'de yapılmış olan bir deney, 5 tane klonlanmış maymun genom düzenleme yoluyla mental hastalıklı olarak doğurtuldu, hastalık modeli olarak doğurtuldu. Bu bilimsel bir dergide yayınlandığı için Çin'de yapılsa da İngilizce olarak yöntemini de açıkladığı için bilim çevrelerince tartışılan ve kabul gören bir durum. Bunun dışında gördüğünüz gibi hastalıkların tedavi edilmesinde hiçbir hastalık kalmayacak gibi bir takım haberler var bu konuda. Ve sonra çok da etik olmayan bir yolla bir deney yapıldı. Lulu'yla Nana doğdu. Hala bu konu tartışmalı. Tartışmalı ama bir de gerçek var. Böyle bebekler genom düzenlenerek doğdular. Kimi diyor mozaik oldu bu genom düzenleme yöntemiyle bu bebekler. Kimi diyor sağlıklı oldu. Bakalım bir süre sonra.